Evet, sevgili Hakan Taşıyan da uzun bir aradan sonra kameraların karşısına çıktı. Çok ciddi, yani ölümden döndü desek çok özetle. Karaciğer nakli oldu çünkü. Gelecek vadeten bir gencimizdi. Evet. Müslüm Baba'dan sonra çok güzel gelecek vaat ediyordu. Fakat sonra işte ne olduysa bir şeyler oldu. Biraz evet. Da kendine kötü davrandı. Tabii kendine kötü davrandı. Yani insan ne yaparsa kendine yapar. Kimse kimseye kötülük yapamaz kendinden başka. Bedenine, herkes kendine kötülük yapar. Kesinlikle. Şimdi seyircilerimiz tişörtüne övgüler yağdırmışlar. Bu tişörtüm yeni tasarımım. Şimdi bu eski tasarımımdı. Şimdi bu siyah tişörtü. Evet. Rengi açıldı. Sonra ben hanıma diktirdim. Kestim tişörtü. Ama sen beyaz tişörtün üzerine diktirdim aynı. Sen böyle bu tişörtlerin tasarımını da yapıyordun. Tasarımını ben yapıyorum evet. Hala bu devam ediyor. Beş vakit namaz yazıyor tişört. Kalkayım göstereyim size. Tabii ki, tabii ki. Sen hala yapıyor musun Yaşar? Şalvar çok rahat bir şey yani. Bir şey yapıyorlar ama şalvar çok büyük rahatlık yani. Yani namaz kılarken belin açılmıyor, dizinin şey yapmıyor. Mesela pantolon takım elbiseyle yaparken dizin buruşmasın diye çekiyorsun falan, bir şekillere evet. Giriyorsun. Ama şalvarla namaz kılarken hiçbir şey yok, belin açılmıyor, çatalını gözüküyor. Biraz geriye gider mi diyor yönetmenimiz Yaşar. Nasıl, şu an müthiş bir tarzı var. Evet. Çok iyi. Ne kadar böyle gittim, böyle şöyle evet. Çıkayım. Şöyle. Şöyle, evet. Şöyle. Şimdi şalvar da herkese yakışmaz. Müthiş. Kesin, biraz uzun biraz boya boy, gerekiyor. Evet, değil mi? Boy olması lazım. Evet, evet. Yaşar, sesi alır mısın kulaklığımdan? Çok güzel o şalvar, beyaz çoraplarla, spor ayakkabıyla müthiş olmuş bu arada. Ya bu işten anlar. Bayılırım. Bayılırım. Anlar. Şimdi baksana. Ha. Gene durduramadım değil mi stilde? Az konuşup. Yok hayır hayatım. Ne şu demek? Siyah ayakkabıyı tercih etmesi. Göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şu siyah ayakkabı bir zevkin karşılığıdır. Ama zevkli adam zaten. Beyaz çorabı çekip yukarı çekmesi, aşağıda evet. Bırakmaması o da bir gölge biçimi, estetik bakış açısıdır. Aynen, aynen. Şal var müthiş, takılar, bileklikler, tabii bahçe işleri konular çizilmiş. Bu, burada esas şurada bahçe işleri, şurada ne yazıyor okur musun? Ne yazıyor? Ay okuyamıyorum ya. Ne yazıyor? Sana ne? Bana ne? Sana ne, bana ne? Niye? Çünkü benim hayatımda çok önemli şey. Anlat. Şimdi sen mesela birisi hakkında bana bir şey söylüyorsun. Evet. Yani dedikodu yapıyorsun. Şey evet. Bana ne? Ha. Benim hakkımda bir şey, yorum yapıyorsun. Sana ne? Bu kadar basit. Sana ne, bana ne? Güzel. Yani o zaman ben o bilekliği takmayayım. Şimdi niye? Tam onu düşündüm ya. Yani sana ne, bana ne? O zaman işim biter benim. Yok ama ben insanlara bir şey anlatmaktan zorundum. Benim şimdi Instagram sayfasında şey yapıyorlar ya. Yorumlar yapıyorlar, öyle şey yapıyorlar. Sana ne ya? Sana ne? Yani bir başkasının hakkında bir şey konuşuyor. Kaldı. Bana ne? O bileklik benim bileğimde durmaz. Kendini atar. Atar. Çatlar. Çatlar gider. Çatlar gider. Evet. Şimdi güzel bir haberimiz var. Evet, evet. Güzel haberimiz şöyle. Hani içeriğini tartışabilirsin. Güzel olmasının sebebi özel bir haber. Aramızda kalmasının özel bir haber. Ben de biraz sonra size bir kötü haber, bir iyi haber vereceğim. Öyle mi? Evet. O zaman bu haberden sonra tamam. Senden alalım. Hmm. Nebahat Çehre, sevgili izleyiciler, Bahar dizisinde rol dağılımı ile ilgili bir haberin, bir perde arkası bilginin arkasından Nebahat Çehre çıktı. Bakın nasıl çıktı. Yeşilçam'ın yaşayan değerlerinden Nebahat Çehre, aramızda kalmasından sunucumuz Yelda Kırçuval'a verdiği özel röportajda iki önemli noktaya dikkat çekmişti. Salon kadını rolü oynamak istemiyorum. Komedide oynarım ben çünkü 137 sinema filmim var. Yeşilçam kökenliyim. Her kalıba rahatlıkla girerim. Ben Anadolu kadınında çok oynadım. Yani ekonomi özgürlüğü olmayan kadında çok oynadım. Çok mu bunları oynadım? Fakat benim beklentimde şimdi salon kadını olarak bu şeydeki başarıyı, Aşk-ı Memnu'dakini yakaladıkları için maalesef sizi kalıplaştırıp böyle bir fındık kabuğunun içine sokuyorlar. Bundan çıkamıyorsunuz. Ben de diyorum ki başka, ben oyuncuyum. Başka karakterler de dile getirmek istiyorum, oynamak istiyorum. Rol icabı asla kendinden küçük yaşta sevgili istemem. Bir kadının orada anne olup kendine has bir şahsiyeti olamaz mı? Yani biraz ona çalışmak lazım. Bütün dizilere bakıyorum.
bütün bu çizgide gidiyor. Ben de bu çizgiyi yapmak istemiyorum. Ricabı da olsa genç sevgili istemem, salon kadın rolleriyle işim olmaz diyen Nebahat Çehre, meğer Hatice Aslan'ın Bahar'da canlandırdığı Nevra rolü kendine teklif edilmiş, rolü dikkatle okumuş ve ben bu rolü oynamam demiş. Kime niyet, kime kısmet diye bir laf vardır ya büyüklerimizin. O tam şimdi bu iş içinde geçerli olmuş. Önce Nebahat Çehre'ye götürmüşler yapımcılar. Çok da ısrar etmişler. Çok evet, da. Çünkü çok iyi bir şey, karakter. Ben artık zengin, böyle üst tabaka, güçlü, geliniyle uğraşan, böyle biraz ortalık karıştıran tiplerden ben artık yoruldum, sıkıldım diyor. Çok doğru söylüyor. Evet. Çok doğru. Ve, yani sanatçı her rolü oynayacak. Aynen. Yani. Bir rolde tıkılı kalmayacak. Yaşar, Nebahat Çehre'nin artı yıllardan bu yana getirdiği bir kanunları da var. Türkan Şoray kanunları gibi. Öpüşmem, sevişmem, rol gereği kendimden küçük biriyle aşk yaşayan kadın durumuna sokamazsınız beni. Yıllar önce Aşk-ı Memnun setini bu yüzden terk etti. Benim geri de getirdiler. Nebahat Hanım'la benim de filmim var galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ciddi mi? Tabii. Var. Ha. Evet, var var. Evet. Var. Böyle de kuralları var Nebahat Çehre'nin. Nebahat Hanım ben çok seviyorum. Çok kaliteli bir insan. Çok. Çok kaliteli bir evet. insan. Evet. Evet ve ama aynı şeyleri oynamaktan da sıkıldı. Bunu haklı. Defalarca dile getiriyor. Yine aynı rol geliyor. Evet, röportajda da aynı şeyi söylemişti. Yani defalarca aynı senin dediğin gibi dile getirmeme rağmen dönüp dolaşıp bana yine aynı roller geliyor. Evet. Niye ve acaba? Israrla da diyor ki ve gerçekten onu o kuralında, kanununda kıramadılar. Hmm. Öpüşme yok, yakınlaşma yok, sevişme yok. Kendimden küçük bir erkekle aşk yaşayan kadın şeyine sokamazsınız beni diyor. Ve zaten o konuda kapısını pek çalamıyorlar. Peki Nihat Hatipoğlu hocamız, Nihat Hatipoğlu geçenlerde bir izleyicisinin sorusu üzerine şöyle bir açıklama yaptı. Sen oyunculuk da yapmış biri olarak sana soralım. Şunu sordu seyircisi. Oyunculuk yapıyorum, farklı karakterlere girmem caiz mi hocam? Hoca ne cevap verdi? Fuhuş yapan, yasaklı madde kullanan, dinimizin haram kıldığı, hoş olmayan rollerde oynamak doğru değil. Sen en iyisi her rolü oynama dedi. Ne diyorsun Yaşar? Hem de oyuncu biri olarak söyle. Bu çok ince, hassas bir şey. Yani bir kere her şeyden önce onu içeren filmlerde benim açımdan bakacak olursam, mesela bana teklif geldiği zaman da benim rolümden ziyade filmin geneline bakarım ben bir de. Tamam, benim rolüm iyi olabilir senaryo içinde. Ama benden sonra şimdi beni insanlar, muhafazakar kesim seviyor beni. Allah evet. razı olsun. O sevgiyle oturuyorlar çoluğunda çocuğunda beni seyretmeye. Tamam, benim sahnem güzel ama benden sonraki sahnede hop uygunsuz sahneler var. Ha. Ne olacak ondan sonra? Sen de o işin içindesin. O işin içine girmiş oluyorsun. O insanları da üzmüş oluyorsun. Çoluğunla çocuğu seyredirken onlara mahcup oluyorsun. Onlar diyecekler biz sana güvendik, filmini seyrettik. Bak, hoş olmayan şeyler çıktı. Ama bunu mesela nasıl kontrol altında tutabilirsin ki, değil mi? Bazen... Benim gibi işte yapmış. Geneline bakıp hayır diyor. Yani geneline bakıp yapmayacaksın yani. Ya da hani... yapımcılar artık onu öyle bir rol teklif etmiyorlar. Yani bana da şey gelmiyor yani, rol gelmiyor. Eskiden geliyordu ama net duruşunuzu sergilediğiniz zaman ona göre şey yapıyorsunuz. Peki Nihat Hoca'nın dediğine bakarsan da o zaman filmlerin ya da dizilerin %85-90'ı gitti, çöp, bitti. Evet. Çekilemez bir şey. Evet. Yani. Yani ben bana soracak olursanız, işte haddime değil ama böyle şeyler söylemek, ama bir halktan birisi olarak söylüyorum. Yani daha düzeyli, daha insanlara eğitim. Yani anne baba çekirdek ailenin ne kadar önemli olduğunu. Bizim korumamız gereken bir çekirdek ailemiz var. Hı. Avrupa bize özeniyor. Avrupa bize özendiği için kaybediyor. Şimdi mesela Avrupa'da 17 yaşından sonra çocuklar sokağa atılıyor. Tamam diyor, gideceğim. Ama bizde o yok. Bizde bir aile mefhumu var. Yani yavaş yavaş bu asimile edilmeye başladı. Erozyona uğramaya başladı bu aile anlayışı. Bu filmlerden dolayı. Halbuki filmlerde yani güzel şeyler verilsin ya. Güzel bizim... En azından film derken bunu televizyondaki işlerden diye ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü dijitalde... Şimdi mesela ben hatırlıyorum, mesela 62 yaşındayım. Biz eskiden, sizin de mesela terliğimiz vardı bizim evde. Şimdi dizilerde herkes ayakkabıyla eve giriyor. Şimdi millet de ona özeniyor. Millet ayakkabıyla eve girmeye başladı yani. O kalktı bak, terlik kültürümüz kalktı. Kalktı ya. Terlik kültürümüz kalktı. Dün konuğumuz Almulay'dı. Sen bir yozlaşmadan bahsediyorsun. O İngiliz eşi Robert'la ve iki çocuğuyla birlikte Londra'da bir hayat kurdular. Tamam. Ama
Türkiye'ye dönmesinin sebebini dün şöyle açıkladı. O da tiyatrocu, son derece de modern bir kadın. Orada yozlaşmayı gördüm dedi. Evet. Çocuk baba, çocuk anne ilişkisinde evlatların hayatıma karışamazsın. Ya. Sen orada bir dur dediğini kızımın ağzından duyunca dedi. O gün tası tarağı işte toplayıp gelmeye karar verdim dedi. Bizdeki gidişat da oraya gidiyor. Benim korkum o, endişem o. Bizim oraya gidiyor. Oraya yönlendiriliyor. Gidilmemesi için ne yapmalı? Şey, filmler, film ya, görsel basın yani çok önemli. Evet. Görsel basın, görsel televizyon. Yani ailenin önemi, anne babaya duyma. Ya siz bilirsiniz, siz annenizin babanızın yanında oturmanız kalkmanız nasıldı? Tabii. Hatırlayın. Tabii tabii. Şimdi kalmadı o çocuklar. Ben babam yeme oturmada oturamazdık biz. Babam eve geleceği zaman bize evlere gelir, sokakta kalamazdık. Hmm. Babamdan önce eve girmek zorundaydı. Ay, evet. Şimdi onlar kalmadı. Her şeyi yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Şimdiden önlemi alınması gereken, Milli Eğitim Bakanlığı mı yapar, Aile Bakanlığı mı yapar, birilerinin müdahale etmesi lazım bu gidişat. Evet. Biraz evvel dedin ki bir iyi haberim bir de kötü haberim var dedin. İyi ne, kötü ne? Hangisini istersiniz? İyi. İyiden başla. İyi, kötüye başlayayım ya. Tamam. Kötü insan Gazze'de bu kadar masum çocuğumuz ve insanımız öldürülüyor. Sırf Müslüman oldukları için. Ne yazık ki. 30 bin küsür insanımız ölüyor. Müslüman kardeşimiz ölüyor. Bu kötü haber. Ama tabii, iyi haber. O 30 küsür bin Müslümana istinaden dünya genelinde kaç bin tane kişi Müslüman oldu? Kaç tane Amerikalı, kaç tane İsveçli, kaç tane İsviçreli, kaç tane Alman, Fransız Müslümanlığa başladı? Müslüman olmaya bak. Evet, o insanlar da çoluk çocuk kadın ölmeseydi. Biz Müslümanlar yani ses çıkaramadığımız halde, ses çıkartamadığımız halde onlar bizim dinimizi din olarak da, bu insanlıktır ya. İnsanlık. Bunda evet, dinle evet, alakası yok ya. Dinle, bu insanlık. Bak, hayvanlar öldürülüyor. Bak köpek için o kadar şey yapıyor. Bak, işte insanlar beni yadırgar. Ben kusura bakma, ben sesimi çıkarmak zorundayım. İnsan, köpek öldü, köpek ölmesi. Kadına şiddet. Orada insanlar ölüyor. Niye ses çıkarmıyorsunuz? Müslüman olduğu için mi ses çıkarmıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? İnsanlığınızdan da mı utanmıyorsunuz ya? Hayvana verdiğiniz değer kadar oradaki kardeşlerimize değer vermiyorsunuz ya? Bir kadına değer verdiğiniz kadar orada öldüren ne kadını? Yalnız erkek öldürülmüyor, yalnız çocuk öldürülmüyor orada. Evet, orada kadınlar öldürülüyor ya. Masum. Orada çocuklar öldürüyor, masum siviller öldürülüyor. Masum. Savaş kuralları mahvediliyor ya. Soy kurusun ya, diye yapılıyor. Hastane bombalanır mı? İbadethane, camiler bombalanır mı? Savaş kurallarına göre şey değildir bu ya. Ya orada bir katliam var, katliam, soykırım var. Savaş değil onun adı. Ve bunu biz ses çıkartamıyoruz ama oradaki elin gavuru ses çıkar. Bizden daha iyi yürüyüşler yapıyor Amerika'da, şeyde, Finlandiya'da. Ne görüyorsun evet, sosyal çok medyada? Büyük, çok büyük kalabalıklar. Ya. Onlara da öyle yüksek gavur demeyelim. Ve ya benim evet, en çok içimi acıtan, yani tamam bir şey yapamıyoruz. Tamam, tamam girip de ben demiyorum yani iki silahla çatışma girip. Ya burada onların malları. Ama orada içtiğin şeyden dolayı orada ölüyorlar ya. Sen o kahve içmediğin için ölmezsin. Ama orada insanlar o yüzden ölüyor. E o malzemeler bilmem ne. Yani protesto et ya. Kötü bir şey yapmış. Silahla öldür demiyorum. Şiddet uygula demiyorum. Yani insanlığını göster. Protesto dile getir, yap. Dillendir. Dillendir ya. Bu kadar basit. Dile getiren, dillendiren de aslında çok gönlü güzel Türk insanları da var. Onlar da dile getiriyor. Tabii ki. Arkasında Allah duranlar çok oldu. Evet. Ama tabii arkasında ki insanlık milletçe de duruyoruz. Ya insanlık bir şey. Burada bir insanlık şey dersi veriyor. Burada bir, evet, burada bir insanlık şey veriyor. Biz kaldık sınıfta. Yaşar burada, dünyanın ırk, evet, mezhep ayırmaksızın dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin. Soykırımlar, katliamlar olmasın. Hiçbir toprak parçasının üzerinde. Ya o çocukların hallerini gördünüz mü ya? Ya insan onun işi yanar ya. Vallahi insan olan işi yalan ya. Tabii ki. Herkes anne, herkes baba ya. Kendi evladını öyle görmek ister misin ya? Torbanın içinde evladını evet, sallamak evet, ister misin ya? Evet, Allah merhaba. Ya şu anda oruç tutuyorlar onlar ya. Bombalar içinde oruç tutuyor. Aç, zaten açlar, açlar zaten. Zaten kaç aydır oruç tutuyorlar zaten. Evet. Sen buna göz yumuyorsun. Sen öyle pişkin pişkin kahveni içiyorsun ya. Bana ne diyorsun ya? Sosyal medyada görüyorum bir çocuk diyor ki bana ne? Ya bu kadar mı biz şey oldu, Türklüğümüzü kaybettik ya, insanlığımızı kaybettik ya. Her kim böyle bir durumun içine sessiz kalıyorsa zaten o insan değildir. O işi, insan o değil, işi yapanlar da insan değil. Onlar hiç orada değil bir ama sessiz kalanlar da hiç değil yani ya. En az onlar kadar şey hükmü var onların evet, da yani.
Evet, peki bunun üzerine haberlerle devam edelim. Evet, haberlerle devam edelim.